Pokemon için deli oluyorsun öyle mi? Onun hakkında düşünmeden, tweet atmadan, dünyada fırtınalar estiren lanet oyun oynamadan duramıyorsun. O zaman sana birkaç ipucumuz var. Başlangıç Pokemon olarak Pikachu'yu nasıl yakalarsın? Başlangıç Pokemon'u seçmek zordur. Balbazar'ı seçeceksin yoksa Charmander ya da Squirtle mı? Belki bunlardan hiçbirini istemeyip eşin başlangıçta aldığı Pokemon'la gitmek isteyeceksindir. Üzülme bunu yapabilirsin. Oyna ilk başladığında çıkan 3 pokemondan hiçbirini yakalamadan o bölgeden uzaklaş. Sen uzaklaştıkça onlar tekrar etrafında belirmeye başlayacaktır. Yaklaşık 20-30 dakika boyunca uzaklaşmaya devam ettiğinde Pikachu belirecektir. Artık onu yakalayabilirsin. Fazladan XP için paket topunu çevir. Pokemon yakalamayı biliyorsun ama her zaman great ya da nice atış yapamıyorsan yakaladığın pokemonlardan alabileceğin ekstra XP kaçırıyorsun demektir. Yakaladığım Pokemon'dan fazladan XP bonusu almak için Poké topunu parmağınla tutup ekranda birkaç daire çizerek topun dönmeye başladığını gördükten sonra fırlatabilirsin. Böylece Pokemon'u yakalama ihtimalin artmasa da yakaladığında verdiği XP'yi artırmış olacaksın. Pokemon'ları kendine çekmek için farklı yöntemler kullan. Sürekli yürümen gerekmiyor. Yürümekten yorulduğunda oturup Pokemon'ların sana gelmesini de bekleyebilirsin. Bunu yapmak için iki yöntemden birini kullanabilirsin. Birincisi, Varsa çantandaki Incense isimli eşyayı kullanabilirsin. Eğer çantanda Incense yoksa satın alabilir veya seviye atladığında hediye olarak gelmesini bekleyebilirsin. İkincisi paket saplara modül takabilirsin. İlk olarak 8. ve 10. seviyeye ulaştığında birer tane hediye edilecek olan modülü bir paket taktığında çevrendekiler de kullanabilir. Yani bunu arkadaşlarına sıra sıra yaparak daha uzun süre Pokemon çekebilirsin. Dairelere dikkat et. Çoğu oyuncu poke toplarını kör körüne atıyor. Aslında bu işlemin de bir mantığı var. Poke topunu atmadan sadece tuttuğunda yakalayacağın Pokemon'un üzerinde daireler belirir. Dıştaki daire her ıskanda küçülür ve içteki daire de sürekli büyüyüp küçülür. Burada yapman gereken poke topunun içteki daire en küçük haldeyken fırlatmak. Böylece güçlü Pokemon'ların topun içinden kaçma şansı daha az olur. Dikkat etmen gereken başka bir şey ise iç dairenin rengi bu daire karşısına yeşilden kırmızıya doğru değişik renklerde çıkacaktır. Yeşil yakalaması kolay, kırmızı ise yakalaması zor olacak şekilde rengin yoğunluğuna göre yakalama zorluğu değişir. Örneğin turuncu orta zorluktadır. Ayak izlerine dikkat et. Nearby penceresi fark edeceğin üzere yakınlardaki Pokemon'ları gösterir. Bunlar soldan sağa en yakından en uzak olarak sıralanır ve altlarında uzaklıklarını yaklaşık olarak belirten adım sayısı vardır. Bu adım sayılarına göre Pokemon'lara yaklaşıyor ya da uzaklaşıyor olduğunu tespit edebilirsin. Batarya ömrü ve kilitlenme sorunlarını engellemek için AR özelliğini kapat. AR her ne kadar teknolojik bir güzellik olsa da batarya ömrüne çok etkisi olan bir mevzu. Eğlenmek için bunu kullanabilirsin tabi. Ama bu özellik uzun vadede şarjımı yüzebilir. Aynı anda hem kamerayı hem yön tespiti yapan sensörleri kullanıp üstüne Pokemon'u bir noktada sabit tutabilmek için işlemciye tonla yük bindiren AR'yi kapatarak batarya süresini uzatabilirsin. Güç koruma modu. Çoğu kişinin bilmediği bir şey ise oyunun güç koruma özelliğidir. Bu özellik telefonun ters çevirdiğinde ekranı kapatır ama haritada seni takip etmeye devam ederek güç tasarrufu sağlar. Bir Pokemon'la karşılaştığında titreyerek sana yine bildirecektir. Güç koruma modunu açmak için Pocket Top'una tıklayıp sağ üstteki Settings'e girmen ve Battery Saver'ı aktif etmen yetiyor. Yalnız AR özelliği çalışmayan bazı telefonlarda bu özellik de çalışmayabilir. Bonus! Bu Reddit kullanıcısı oturduğu yerden Pokemon avlayabilmek için bir drone ve bilgisayar yazılımı kullanıyor. Bazı insanlarsa maalesef Pokemon Go ilk çıktığı günlerde yükleme sorunlarıyla karşılaştı. Bu onlardan biri. Paylaşımımızı beğendiysen ve oyunlarla ilgili daha fazla ipucu istiyorsan Rakun TV kanalımıza abone ol ve bu videoyu arkadaşlarına paylaş.